arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli ve iki tarafı kullanılabilen çok güzel bir modelle birlikte olacağız modelimizi örmesi son derece kolay ve zevkli bir model. E, zincirlerin ağırlıkta olduğu bir model çalışması olacak. Aynı zamanda arka tarafını da çevirdiğimiz zaman bakınız arka tarafta da küp küp görüntüleri var arka tarafımızın. Bu tarafta gayet sade ve şık e, bir görüntü taşımakta. Evet modelimizi ipimize göre e, tığımızı ayarladıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Ben lif ipiyle ördüm. Şöyle ince bir görüntü olmasını istediğim için battaniye öreceksek özellikle daha kalın iplerle ve tığlarla örmemiz daha güzel sonuçlar verecektir. Ve çok daha dayanıklı olacaktır battaniye iplerimiz. Aynı zamanda bu burada gördüğümüz morlarımız ya da arka tarafı çevirecek olursak buradaki karilerimiz daha iri daha gösterişli duracaktır battaniyelerimizde. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Zincirimizi çekerek modelimizi kurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dilediğiniz uzunlukta öreceğimiz örgünün ölçüsüne göre zincirimizi hazırlayalım. Sonrasında eğer fazla kalırsa kenardan keseriz. Mutlaka öreceğimiz ölçüden biraz büyük olmasına dikkat edelim. Özellikle battaniye ya da büyük boyutlu bir çalışma yapacaksak ona uygun bir karış kadar zincirimizi fazla yapmamızda fayda var. Evet, şimdi zincirimi modelimize yeterli olacak kadar hazırlıyorum. Evet, bu kadar zincirimiz yeterli modelimiz için. En son çektiğim zincirin hemen yanındaki zincirin içerisine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine girerek ikinci bir sık iğnemi de yapıyorum. Şu şekilde. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çektikten sonra aşağıdan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yan yana örüyorum. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektikten sonra aşağıdan 4 zincir atlayıp 5. batıyorum. Ördüğümü saymıyorum. Bakınız örmediğim 1, 2, 3, 4 ve 5. zincir yuvasının içerisine geliyorum. Batıyorum. Hemen yanındakine toplamda 3 tane bu şekilde sık iğnem oluyor. 3 sık iğne 7 zincir şeklinde örüyoruz ve 4 atlayıp 5.ye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Sayıyorum yine 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. zincirin içerisine giriyorum. Arka arkaya 3 tane sık iğnem örüyorum. 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 4 5. 6, 7 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde birinci sıramızı kuralım. Hemen kenardan bakınız. 3 tane sık iğnemiz, 7 tane Zincirimiz 4 tane atlayıp 5.ye batıyoruz. 3 tane sık iğne. Tekrar yukarıdan 7 tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan 4 zincir atlayıp 5.ye batıyorum. 3 tane sık iğnem örüyorum şeklinde. Ölçünüz ne kadar uzun olursa olsun bu işlemimizi yapalım. Sıramızın sonunda görüşelim. Çekmiş olduğum zincirimin tamamını sık iğne ve zincirlerimle örerek tamamladım. En son 3 tane sık iğne olarak örüyoruz ve ipimizi burada bırakıyoruz. Diğer taraftan ikinci rengimizde örmeye başlıyoruz. Eğer buradaki ipimiz uzun süreli örmeyeceksek ya da e, kaçma tehlikesinden korkuyorsak şu şekilde bir tane ayracımızı takarak buradaki ipimizin kaçmasını yani ilmeğimizin kaçmasını engellemiş oluruz. E, bu İşlem daha büyük ölçülerdeki öreceğimiz örgüler için bir sıradan diğer sıraya gelene kadar çözülmesi, açılması ya da sökülmesi durumu olabilir. O yüzden böyle bir tedbir almanızda fayda var büyük öreceğimiz ebatlarda. Hemen ikinci rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve tığıma sabitliyorum ve başlangıç yönüme geliyorum. Bakınız, başlangıç yönüme geldim. Hemen ilk sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Buraya sabitliyorum. Hemen aynı yere bir daha batarak birinci sık iğnemi örmüş oluyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Ve tepesine batarak üçüncü sık iğnemi de örüyorum. Üç tane sık iğnemi ilk zeminin üzerine kurdum. Sonrasında atlamış olduğum dört tane aşağıdaki zincirin içerisine trabzanlar örmem gerekmekte. Onun için zincirimi şöyle öne doğru alıyorum. Bakınız şu şekilde tutarsanız çok daha rahat bakın zinciri öne doğru indirdim zincirlerimi alttaki örmem gereken dört tane zincirimi sırası ile trabzanlarımı örüyorum daha rahat da görmüş oluyorum üstteki 7 zinciri indirdiğim zaman 2 3 ve 4 4 tane zincirimi trabzanlarda ördüm hemen yukarıya alıyorum tekrar zincirimi Ortada 3 tane sık iğnemin tepesine batarak 3 tane sık iğneyi yine aynı şekilde örüyorum. Bakın. Zincirlerim tekrar yerine döndü. 3 tane sık iğnem var. 3 sık iğnemin her birine birer birer batarak örüyorum. 1 2 ve 3. Sık iğnelerimizi ördükten sonra tekrar üstteki 7 zincirimi öne doğru indiriyorum. Tığımın başını doladıktan sonra örmem gereken 4 zinciri şöyle elime aldığım zaman hiç karıştırmadan çok rahat örebiliyorum. Bakınız 1, 2 trabzan örüyoruz. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten sonra tekrar zincirimi yine şöyle toparlıyorum yandaki 3 tane sık iğnemi örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 işlemimizi yeniden aynı şekilde tekrar ediyoruz bir defa tığımın başında doluyorum. 7 zinciri öne doğru itiyorum 4 tane örmem gereken zinciri elime alıyorum sırası ile birer birer zincirlerimi Trabzanda örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kalan bütün ilmeklerimi de aynı şekilde örerek tamamlıyorum. Bakınız şöyle arkadan görelim. Arkadan gördüğümüzde daha net görülmekte. Atladığımız 4 tane zincirimizi trabzanlarımızı ördük sık iğnelerimizin üzerine yine sık iğne olarak ördük burası örgümüzün arka yönü bu kısım ise zincirimizin olduğu bölümler ise örgümüzün önünü oluşturacak şimdi kalan zincirlerimi de aynı şekilde örüyorum ve sıra sonunda tekrar görüşelim sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örerek geldim şöyle görelim sık iğnelerimizi de en son sık iğnemin olduğu yere geldim hemen sık iğnelerimi örüyorum 1 2 ve 3 ilmeğimiz burada kalacak yine örmeyeceğiz daha sonraki sıramızda öreceğiz bu sıramızdan sonra iki sırada bir rengimizi değiştireceğiz o yüzden burada rengimiz kalacak örgümün yönünü bir zincir çekerek çeviriyorum ve beyazımla tamamen bu sıramızı sık iğne olarak örmeye başlıyorum hemen dibine batıyorum sırasıyla hem trabzanlarımızın hem sık iğnelerimizin tepesine batarak birer sık iğne örerek sıra başına kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar bütün sık iğnelerimizi örerek geldim. Şimdi şurada görmüş olduğumuz diğer rengimize geçiyoruz. İki sırada bir bundan sonra renklerimizi değiştireceğiz hemen alıyorum ve tığımı buraya takıyorum diğer ilmeğim kaçmasın diye aslında benimki çok az kaçmaz ama büyük battaniye falan öreceğinizde mutlaka takın iki sırada bir değiştireceğimiz için e, kesinlikle uğraşmazsınız gayet rahat bir uygulama olur Evet şimdi ipimin olduğu yöne geçtim ipimiz hangi taraftaysa o yönden örmeye devam ediyoruz şimdi mor ipimi aldım yukarıdaki sık iğnemin olduğu yere gelerek battım şöyle 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aşağıdaki sık iğnelerimin üzerine birer tane trabzanımı örüyorum zincirimiz birinci trabzanımız 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzanımızı ördükten sonra bakınız 4 tane trabzanlı olan grubumuz var altta ve önde de bir önceki sırada rengimizde 7 tane zincir çekmiştik. Bu kısımda 3 trabzanımız sonrasında 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz 7 zincirimizin şöyle altından girerek kapatıyorum Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra bu ortadaki bakınız sıkı iğne olarak örmüş olduğumuz bölümün üzerine gelerek 4 tane trabzan, 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şuradaki 4 trabzanımı atlıyorum. Aradaki devam eden bakınız ilk modelimizi uygulamaya başladığımızdaki 3 sıkı iğnemizin üzerine denk gelen yere 3 tane trabzanımızı örelim. Hemen başlıyorum. birinci tırabzanımı örüyorum. 1. ikinci tırabzanımı örüyorum. 2. 3. tırabzanımı örüyorum. 3 tane tırabzanım örülüyor. 4 tane. Alttaki tırabzanımın olduğu bölümü atlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekerek hemen öndeki 7 zincirin olduğu yere şöyle alttan gelip kavrıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir önceki sıramızdaki sıkı iğne ile başladığımız bölümün üzerine gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Buradaki trabzanlarımızı atlıyoruz. Daha sonraki sıramızda öreceğiz burayı. Bu sıra trabzan ve zincirlerden oluşan sıramız olacak. Çok çok kolay bakınız modelimiz. 3 trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3, 4 hemen zincirimizden kavrayalım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Sıramın başını doluyorum 3 tane sık iğnemin üzerine trabzanlarımı örüyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim şöyle görelim bakınız yapmış olduğumuz işlem ön taraftan şu şekilde görülmekte 4 tane zincir çekiyoruz aşağıdaki 7 zincirin ortasına girerek alıyoruz aşağıdaki 3 sık iğnemizin olduğu yere üçer trabzanlarımızı örüyoruz ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız ayracımı taktığım yerdeki sık iğnelerimin üzerine de 3 tane trabzanımı ördüm ve e, tekrar dönüp yeni sıramıza başlıyoruz. 2 sıra aynı rengimizi örüyoruz. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve şöyle gördüğümüz zaman bakınız örgümüze gayet güzel bir şekilde modelimiz ortaya çıkmış bulunmakta. Şimdi ilk başlangıçta yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar ediyoruz. 3 tane sık iğnemizi üzerine örüyoruz trabzanlarımızın ve bu görmüş olduğumuz zincirlerden oluşan bölge ise alttaki yapmış olduğumuz gibi 7 tane zincirimizi örüyoruz. 3 tane sık iğne 7 tane zincirimiz 3 sık iğne 7 zincir şekliyle ilk zincirimizin üzerine kurduğumuz şekilde modelimizi kuruyoruz. Zincirimi çekmiştim hemen dibine batıyorum diğer yönde çekmiş olduğum zinciri 2 ve 3, 3 tane sık iğnemi trabzanımın üzerine ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 7 zincirimi çektikten sonra sık iğnemin üzerine girerek batıyorum. Yani trabzanımın üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. 3 tane ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batıyorum trabzanımın üzerine ve sıra sonuna kadar işlemimi aynı şekilde tekrar ederek ilerliyorum. Evet sıramın sonuna kadar geldim. 3 tane sık iğnemi trabzanlarımın üzerine örüyorum. İpimi şöyle asılıyorum. Tekrar ayıracımı çıkararak diğer ilmeğimin olduğu yere takıyorum. Kaçmasın istediğim için. Eğer kaçmayacağından eminseniz tabii takmanıza gerek yok. İpimi şöyle biraz uzatıyorum ilmeğimi. Çünkü kenardaki trabzanımız ve sık iğnemizin olduğu bölüm var. Buradaki yanda görülmesinden çekinmeyelim. Ya kenar yaparız ya sık iğnemizde yaparız ya da farklı bir formatla buradaki görüntüyü giderebiliriz. Böyle bile kalabilir. Hiç mahsuru yok. Hemen şu şekilde giriyorum şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekip sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Buraya 3 tane sık iğnemi örüyorum. 2 ve 3. Biraz önceki e, alt sırada da örmüş olduğumuz gibi zincirimizi şöyle öne alıyoruz ve başlıyoruz. Tığımızı bir defa doluyoruz. Burada bir defa doladığımız tığımızı 3 defa da çekiyoruz. Çünkü bir trabzanımız bir tane de sık iğnemiz var. E, aşağıda sadece trabzanımız olduğu için iki seferde almıştık. Burada ise artık burada ve buradan sonraki öreceğimiz bütün trabzanlarımızı bir defa başını dolayarak üç defa da kapatalım bakınız şuradaki 3 trabzanımızın yani 4 trabzanımızın olduğu yere giriyorum bir defa başını doluyorum 1 2 3 bakınız bir defa doladım sıradakini alıyorum giriyorum 1 2 ve 3 boyunun biraz uzun olmasını istiyoruz trabzanımızın sırasıyla bakın sıradaki yeri örüyorum 1 2 ve 3 3 defa da çekiyoruz toplamda 4 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz tekrar hemen başını doluyorum yandaki batıyorum 1 2 ve 3 4 trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa da örerek e, tamamladım bakınız şu şekilde yüksekliğini aynı şekilde olabilmesi için ayarladık İkili bir trabzan örseydik e, düşük kalacaktı çünkü bakınız burada ikili trabzanımız ve üzerinde sık iğnemiz mevcut o yüzden boyunu biraz yükseltmemiz gerekmekte sonrasında bakın 4 trabzanımızı tamamladıktan sonra buradaki 3 tane sık iğnemin üzerine batıyorum ve örüyorum 1 2 3 tığımın başını bir defa doluyorum ipimi şöyle öne doğru alıyorum başlıyorum buradaki 4 tane trabzanımı örmeye bir defa doluyorum 1 2 3 bir defa doluyorum 1 2 3 bir defa doluyorum 3 defa da alıyorum ve son kez 1 2 3 Evet Sonrasında hemen sık iğnelerimi örüyorum ve sıramın sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Arkasından baktığımızda bakınız arkasından 4 trabzanımız, 3 trabzanımız görüntüsü görülmekte. Evet şöyle önümüzü tekrar çevirelim ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Trabzan ve sık iğnelerimizi örerek sıramızın başına kadar geldim. 3 tane sık iğnemi yine örüyorum. 1, 2 3 ilmeğim burada kalıyor bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ikinci sırasını beyaz rengimizin örüyoruz hemen kendi dibine batıyorum ve bütün sıramızı sık iğne olarak örüyoruz sıramızı başa kadar sık iğne olarak örüp tamamlayalım beyazımızın ikinci sırası Sıramın sonuna kadar sık iğnemi örerek tamamladım. İpimi şöyle uzatıyorum. Diğer taraftaki ilmeğimde duran ayracımı alıyorum. Bu tarafa takıyorum. Evet şimdi diğer tarafa geçiyorum ve örgümü bu yönden devam ediyorum. Şöyle bakalım bakınız ön yüzden ve arka yüzden her iki yönü de gayet güzel görülmekte. Şimdi morumuzda örmeye devam edelim. İlmeğimi alıyorum. Sık iğnemin üzerine şöyle geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördükten sonra öndeki 7 tane çekmiş olduğumuz zincire 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tam 7 zincirin ortasından şöyle altından kavrayarak alıyorum ve bağlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki görmüş olduğumuz sık iğnemin üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 modelimizi bakınız artık tekrara düşmeye başladık şurada da aynı tekrarlarımızı yapmıştık 1 2 3 4 hemen alıyorum tekrar 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum buradaki sık iğnemin üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıramızın sonuna kadar öreye geldim bakınız 3'er trabzan 4 zincir ve 4 zincir olarak alttaki 7 zincirimize bağladık ve sıralarımızı artık birer birer tekrar etmeye başladık her iki sırada bir rengimiz değişmekte ve her iki sırada aynı renklerle aynı işlemlerimizi tekrar etmekteyiz Evet sıramanın sonuna kadar 3'er trabzanımı ördüm önden çevirdiğim zaman göreceğimiz gibi 4'er zincirle de alttaki 7 zincirimize bağlamış olduk şu şekilde bakınız dörder dörder 7 zincirimize bağladık lilamızın ilk sırasıydı şimdi lilamızın ikinci sırasında örmeye başlayalım bir zincirimi çekiyorum döndürüyorum hemen dibine batıyorum ve bütün sıramı bakınız üzerine sık iğneler yapıyorum Trabzanlarım. ve buradaki e, bağlamış olduğumuz 7 zincirin aynından buraya da çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 hemen sık iğne olarak geçiyorum diğer tarafa 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 de i̇şte kalmıştık. 5, 6 ve 7. Trabzanlarımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. 3 trabzanın üzerine 3 tane sık iğnemi yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. atıyorum Evet sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar edelim. Sıramın sonuna geldim. Tekrar mor ipimi ilmeği uzatarak bırakıyorum. Beyaz ipimin olduğu yere geliyorum. Diğer tarafa hemen takalım. İlmeğimi uzatıyorum ve batıyorum. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Birinci sık iğnemin olduğu yere batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum üçüncü sık iğnemi örüyorum ve tığımın başını bir defa doluyorum şöyle modelimi eğiyorum aşağıdaki beyazıma dört tane trabzanı bir defa başını dolayıp üç defa çekerek örmeye başlıyorum bir iki ve üç modelimiz artık tamamen tekrarlardan oluşuyor İstediğiniz evat gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet şöyle ördüm 4 tane trabzanımızı 4 trabzanımı tamamladıktan sonra aradaki bölüme ise 3 tane sık iğnemi örüyorum. Şöyle hemen batalım. Birinci sık iğnemi batıyorum. İkinci ve üçüncü sık iğnemi batıyorum. Tekrar trabzanlarımı örerek örgümü büyütüyorum. Evet sevgili arkadaşlar beyazımızla morumuzu sırasıyla aynı işlemleri tekrar ederek örüp modelimizi tamamlıyoruz. Her nerede kullanacaksak gayet güzel kullanışlı ve çift taraflı hoş bir model modelimiz. Kenarını da istediğiniz şekliyle yapabilirsiniz. Dilerseniz minik pipirikler yapabilirsiniz. Dilerseniz sadece sık iğne ile geçebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.